Tekrardan merhaba arkadaşlar. O istediğiniz meşhur Adil Aslan'ın damına geldik. Ama yanımda çok önemli bir konuk demeyeyim de bir abim var. Abi seni tanıyalım önce bir. Ben Garip Kabala. İskenderun doğma büyüme. İşte 17-18 sene önce Londra'ya gittik. Bu sevdaya yani kilometreler engel değil abi, ondan bahsediyorduk az önce sohbetimizde. Evet. Nasıl bir tutku mesela güvercin beslemek, senin için buraya gelmek, nasıl bir heyecan, nasıl bir tutku? Vallahi o uçağa bindiğim an var ya, aklımda hep kuşlar var. Aklımda kuşlar, yani insan kiminin aile özlemi, akraba özlemi, bizde de kuş özlemi. Bir an önce uçak gitse de, işte gitsek karışma izlesek, karışma yapsak falan. Zaten her geldiğimde Adil abimin damındayım. Yani buraya gelirim. Kendisiyle her zaman yıllardan beri arkadaşımdır. Nasıl bir dostunuz var abi Adil Aslan'la? Ya şimdi kendisi de biraz yoğun çalıştı arkadaşlar. Kendisi gelemedi ama bize anahtarını verdi. Garip abiyle çok eski dostlarımız zaten. Biz o dostluktan bahsedelim abi Adil Aslan'la. Abi Adil abi çok sevdiğimiz bir insan, çok saydığımız bir insan. Bu cemaate çok emekleri var. Güvercin severlere, sevenler olsun, eşine dostuna yardımlar olsun. Adil'le arkadaşlığım şöyle başladı. Ben sanayide besliyordum. Bundan tahmini bir 17 sene Londra. 3-5 sene de öyle geçse yani 22-23 sene oluyor. Allah rahmet eylesin, bir Mustafa Yürekli diye bir abimiz vardı. Ben sanayide kuş beslerken o da hemen bizim dükkanın arkasında bir parçacı dükkanında çalışıyordu. Böyle akşam oldu mu izlerdi işte kapıda, merak yani, karışmayı izlerdi filan. Adil abinin de o zaman çok meşhur bir kırmızı alacası vardı, hiç unutmam. Ben bilmiyordum tabi bunu, Mustafa Yürekli abimiz biliyordu. Bütün damlara çıkardı, kuş alım satımı yapardı. Adil abiyle de çok eski arkadaşlıkları filan vardı. O çıkıp indiği için tanıyor, biliyor filan. Neyse o zaman kuşun değeri mesela diyelim 1 milyonsa, Adil abi o kuşu tutana 5 milyon bir değer biçmişti. Ben de tabii bu bilmiyorum yani. Karışmada benim kuşumun içinde kırmızı alacağı yok mesela, Hollanda alacası. Mustafa abi izliyormuş. Neyse çevir çevir yani bizi bak, tamam dediği kadar var. Bu kuş her gün gece dışarıda yatarmış. Sabah da evine gelirmiş. Neyse bizim yerimiz de biraz kenar yer olduğu için, biraz da tecrübe olduğu için biz bu kuşu yakaladık. Mustafa abi geldi hemen, dükkanı kapan hemen dama geldi falan. Ya dedi, Adil'in kuşu bu dedi. Vallahi dedim, Mustafa abi bayağı bizi yordu gördüm falan. Neyse Mustafa abi tabi Allah rahmet eylesin, kırmızı bir bisikleti vardı meşhur, onu seven sayan çok iyi bilir. Bisikletine bindi gitti. Neyse ben Adil abiyi tanımıyorum o zaman yani. Bir merhabalığım da yok. Tabi Adil abi geldi, ya dedi Mustafa abi dedi, bizim bu kırmızı alacağı gene dışarıda kaldı filan. Mustafa abi gülmeye başladı. Dedi ya dışarıda yattı işte, gene dışarıda yattı. Vallahi dedi Adil'cim dedi, bence dedi bu kırmızı alacağı bugün kutunun içinde yatıyor. Öyle bir gülme tuttu bizi. Yani. Abi dedi nasıl kutunun içinde yatıyor? Vallahi dedi kahveye götürmüştü. Biz de eskiden öyleydi yani. Kuş kahve tuttum. Kültürü vardı. Tabi kahve kültürü. Biz tuttuğumuz kuşu kahveciye götürdü kahve. Sevdiğimiz arkadaşımız varsa ama şey yapardık, verirdik yani. Oradan geldi tanışmanız değil mi abi? Tabii. Neyse oturuyoruz falan, görüştük. Bir dedi kutuya baksana dedi. Bir baktı, şok oldu biliyor musun falan. Kim tuttu falan işte. Ben tuttum falan. Abi biz o zaman 5 milyon teklif yani, etmedik. Bize birer çay ısmarla yeter dedik biliyor musun? Öyle bir, o zaman dostluk başladı. Evet, bizim dostluğumuz o zaman başladı. 25 senedir öyle devam ediyor. Her geldiğimde de uğrarım. Dükkan olsun, bura olsun. Yani birazcık bir şeyden bahsedelim mi? Lafı böleceğim ama güvercine olduğun hasretten biraz bahsedelim. Yani seni izleyen arkadaşlarımız da hem dinlemiş olsunlar. Kaç yılında gittin, nereye gittin, çalışıyorsun, kuştan uzaksın ve bu her geldiğinde ailen bir kenara, güvercin bir kenara senin için. Hani ikisi de ayrı değerler senin için tabii ki de ama güvercin tutkunu biliyorum ben, seni yakından evet. Tanıyorum. Bu arada arkadaşlar Garip abi bizim çok sıkı takipçilerimizden yorum yazıyordu sürekli. Allah razı olsun, ona destek oluyordu bize. Dedi geldiğim zaman kahve içeceğiz Kuşat beraber dedi. O gün bugünmüş. Dediğim gibi Adil amca müsait değildi.
Çok yoğun çalışıyor kendisi. Sağ olsun Barış arkadaş da kuşlarla ilgileniyor. Galip abi dedi ki gidelim. Açalım karışmayı. Hem arkadaşlarımız istiyor madem. Sizi kırmamak adına. Evet. Arkadaşlar bir daha geleceğiz buraya. Şöyle bir şey diyeyim sana. Ortaokuldaydım. Atatürk Ortaokulu. Tam sanayinin dibinde. Öğretmen ders anlatıyor. Ben böyle sanayiye bakıyorum. Bir gün bana dedi ki oğlum dedi. Orta birde. Sen de okumayacaksın dedi. Herhalde senin yolun sanayi görünüyor. Öyle bir hikayem oldu. Abim de sanayide çalışıyor hemen karşıda. Öyle bakıyorum filan. Neyse tabii zayıflar filan çok. Babam beni aldı. Abime dedi ki bu da senin gibi tamirci olsun dedi. İşte öyle başladık 14-15 yaşlarında filan. Neyse benim aslında abim çocukluğunda kuş merakı vardı filan. Dedim abi dedim ya dedim sende kuş merakı var. Gel dedim birkaç tane kuş koyalım. Tamam. Neyse Mustafa abi Allah rahmet eylesin. Gene onu analım. Analım. Buradan. Her kuşçunun pardon abi hocam. Her kuşçunun yürekli abiyle bir geçmişi vardır değil mi? Yani. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Sen kahveye geldin. 10 tane kuşun tutuldu. Örnek. Veyahut da eşinle tartıştın. Moralin bozuk. Önemli değil. Ya sen o oturuyorsun değil mi orada? O adam içeri bir girsin var ya. Sana böyle bir laf söyler, seni bir hoş eder. Her şeyi unutursun. Ya zaten Mustafa öldü. Kahve bitti yani. İskenderun'dan evet, İskenderun'da, değil mi? Evet. İskenderun kuşluğundan bahsediyoruz. Aynen. Arkadaşlar ben hani abinin lafını bölmek için değil, yürekli abi dediği zaman abinin buradaki ben heyecanını görebiliyorum. Evet. Çünkü yürekli abimiz, yani herkeste geçmişi vardır. Hatta tabii. Adil amca da burada anmıştı kendini. Aynen. Nitekim birçok dam geziyorum İskenderun'da. Hepsi yürekli abiyi anıyor. Çok değerli bir insandı. Çok sevgili bir insandı. Çok saygılı bir insandı. Ya çocuk da çocuk, büyük de büyük olurdu. Hı-hı. Öyle bir insandı yani. Ama kaybettik, erken kaybettik. Tamam Barış, bırak. Ha, bıraksın mı? İçeri çekti de böyle oldu. Bir şuradan geliyor ya. Orada eğilebilir mi sana? Fotoğraf mı bu, video mu? Video. Orada otur. Evet. Yani ben de seyredim, bir şey olmaz. He? No, sen no, ne zaman açılıyorsan açarım. Tamam abi, bir dakika dur. Biraz yaslanayım. Biraz yaslanayım. Durulurmuş. Problem yok, onlar zaten kırılıyor. Tamam abi, sen deyim, açabilirsin. Maşallah. Önce gitti kuşlar öyle ya. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Kuşlar bayağı gitti. Çıktığı gibi gitti arkadaşlar kuş.
kuş şu an arkadaşlar çarşı tarafında geziyor. Kuş arıyor kendine. Ne güzel parlıyor ama kuşlar maşallah. Karşımaya kuşlarımızı açtık. Kuşlarımızı gezdi. Tüm mahallelerde buluştu. Arkadaşlarımızı göstermeye çalıştık. Oturup artık bunu seyrediyoruz değil mi? Keyif alıyoruz. Aynen, aynen. Şu an yani ben her şeyi unutmuş durumdayım yani. Gerçekten Londra falan hiçbir şey umurumda değil. Şu an bunu izliyorum ya. O kadar mutluyum. O heyecanı yaşıyorum. Kuşlar karıştı. Bayağı da. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Evet. Burada bir bölük. Burada bir bölük, yeni bırakılan şurada bir bölük. İnanın hepsini size göstermek istiyorum ama abi buna hangi teknoloji yeter? Ya benim o kadar bütçem yok açıkçası ama elimden geldiği kadar size güzel şeyler çıkartmaya çalışıyorum. Hem ustama sohbet edeyim, hem size onların bilgi birikimlerini aktarayım istiyorum. Hem çevreyi göstereyim istiyorum. Şimdi abi hangi mahallelerle karıştık, neler yaptık? Biraz bana ondan bahseder misin? Abi şimdi bak nasıl oldu? Bizim bıraktık Hikmet kardeşimiz var. Taj evet, meydanında. Önce onunla karıştık. Oradan herhalde Mete kardeşimiz geldi. 3-4 parça daha karıştı. Barbaros tarafı dediğimiz yerlerden. Barbaros tarafından da geldi. Çankaya'dan da geldiler. Hepsi birbirine karıştı. Böyle yani. Abi ne hissediyorsun? Yani şimdi ben o parıltıyı bak ben kuşçu değilim. Parıltıyı görünce bir hoş oluyorum. Abi, seni düşünemiyorum. Londra'dan buraya geldin. Yani, kaç kilometre? Yani uzak. Hassetsin bu sevdaya. Sırf karışmak izlemek için Londra'dan her sene gelirim böyle bu zamanlarda. Bir aylığına. Abi her şeyi unutuyorsun. Sıkıntı, keder, hiçbir şey kalmıyor. Yani ayrı bir zevk ya. Bunu yaşayabilir, anlatmak olmaz. Tabii. Gerçekten bunu yaşayabilir. Sana da çok teşekkür ediyorum bu konuda. Kuşçuluğun gerçekten eski insanlar çok böyle şey bilirler. Kuşçular çok kötü. Kötü. Okumaz işte. Okumaz işte. Adam el olmaz. Aynen, aynen. Kız verilmez, iş verilmez. Abi aynen öyle. Ben öğrenmişim değil mi abi bu arada? Hepsini öğrenmişsin ama senin sayende şu an gerçekten öyle olmadığını kuşu elimizden geldiği kadar abi. Evet, bu kuş bunu besleyen bu gerçekten bir sevdadır. Avukat olsun, doktor olsun, tamircisi olsun. Her sınıfta insan var. Ayırmamak lazım. Aynen zaten abi. Ama bu başka bir şey yani. Bu tutku çok başka ya. Aynen aynen. Yani şimdi örnek diyeyim bir uyuşturucunun şeyi bellidir yani. Kötü derler ya, evet. Kötüdür ama kuşçuluk öyle değildir evet. Yani. Gerçekten öyle değildir yani. Kuş hayvan sevgisi yani, ya. Hayvan işte, sevgisi tabii, resmen. Çok. Hayvan sevgisi yani. Eskiden nasıl bak sokakta köpekleri öldürüyorlardı ama şimdi ne oldu? Köpeği dövene, köpeği öldürene ceza veriyor. Tabii. Artık ama hayvan sevgisi bu yani. Mamalarımız arttı mesela su kaplarımız arttı. Aynen. Bunlar çok güzel eylemler. İnşallah daha da iyiye gideceğiz bu konuda. Aynen. Ben her gittiğimden de bunu söylüyorum. Güvercin ayrı bir sevda ama güvercin de bir hayvandır. Belli bir sorumluluktur. Bunu unutmamak lazım. Tabii canım tabii. Abi, kesinlikle. Ara verelim devam edelim tamam. Tamam.
abi, tutacak. Bak burada iki parçanın yana giriyor. Bak karışıyor bak, görüyor musun? Şu an seyidimiz devam ediyor. Kuşlarımız görünüyor. Karışmışlar. Şu an ne taraftayız abi mesela? Abi şu an kuşlar Dumlupınar'ın üzerinde. Yani 1 kilometre, 2 kilo, 2-3 kilometre şu an ileride kuşlar. Tabii şu öndekiler bizim değil. Evet. Çevrenin kuşları. Biz yükseğe karıştığımız için Adil Bey'in kuşları da maşallah Allah nazardan saklasın. Yani 200 tane bırakıyor. Demek 70 tane bıraksak abi Hikmet Bey'in kümesini alıp götürecekler. O derecede gidiyorlar yani. Hikmet kardeşim de ileride besliyor yol üzerinde. Selam olsun burada. Selam olsun ona da. İnşallah o da seneye bir 200 tane bırakacak. Vallahi çok güzel bir karışma oluyor. Bu parçamız da yeni. Bazı arkadaşlarımız uyanıklık yapıp geç bırakıyorlar. Mesela biz 4.30'da bıraktık ama bunlar 5. Saat 5'i de geçiyor. İyi bir şey değil abi bunlar. Ya bırak uçsun hayvanlar. Bak ne güzel yüksekte. Zevk alıyorlar. Onlar da zevk alıyorlar uçmaktan. Çünkü yüksek uçuyorlar, dalgalı uçuyorlar. Evet, şimdi Çankaya'nın üstünde 3 parça var. Bak. Biz daha yukarıdayız. Azberi'deyiz. Çankaya'ya yaklaşıyoruz ama gerçekten çok kalabalık kuş sayısı var. Bunların da zaten bir arada uçmaları çok imkansız. Parça parça oluyorlar. Yani bir araya geliyorlar ama bir daha dağılıyorlar.
İskenderun'da gerçekten bayağı kuşçular çalmış. Bizim dönemimizde o kadar değildi. Eskiden bu kadar kalabalık değillerdi ama bak Çankaya, dağ, modern evleri göremiyoruz, çok uzak. Bizim kuşlarımız gene Dumlupınar'da Hac Meydanı'nda. Dans ediyorlar, şuna bakalım abi, çok güzeller. Ahak'le dans edili derler ya, işte bu abi ya. Aynen bak, bir o yana gidiyorlar, bir bu yana. Hava da çok güzel. Onu da belirtelim. Kar da yağmış. Derler ya, kar yağdığı zaman karışma güzel olur. Gerçekten hava serin. Kuşlar da uçmaktan yorulmuyor yani. Çok güzel uçuyorlar abi ya. Gerçekten şu an var ya, hiç Londra'ya değil, Amerika'da onun olsa bile hiç canım istemiyor gitmek. Çok güzel bir duygu. Kuşlarımız üstümüze doğru geldi. Tabii ki geri gidecek bunlar. Böyle bir geziyorlar, bir gidiyorlar, bir geliyorlar. Arkadaşlar her yerde birer ufak ufak parçalar var. Yani sizi yetiştirmeye çalışıyorum ama inanın hiç kolay olmuyor. Bunu da genelde söylüyorum, bana kızıyorsunuz ama bakın dans ediyorlar havada. Garip abi de diyor ki bak soldan bir parça, sağdan bir parça gidiyor diyor. Hani yakalamam çok çok zor bunları. Aynen. Yani inanın yani şuradaki mesela şu manzarayı göstermek istiyorum size. İmkansız. Yani bir göz göremiyoruz. Yani evet, ben bir yine de göstermeye çalışayım. Abi süper bir, yani süper bir manzara. Ben ilk defa görüyorum Çankaya'da güzel böyle bir karışmanın olduğunu. Demek ki bayağı bir kuşçular çoğalmış orada. Çok güzel, gösterebiliyorsan. Evet. Orada kendi bölgesinde bir şey olmuş. Tabii ki o taraftan bu tarafa gelen karışan hızlı kuşlar da vardır %100. Ama çok güzel gerçekten. Bak bak abi, ekrana bak abi, tren gibi oldular maşallah. Aa, evet. Yani şurada toplasan 20 bin kuş, 15-20 bin kuş rahat var yani. Toplam genel olarak. Evet. Ama tabii bunların hepsinin bir araya gelmesi çok imkansız bir şey. Kendi çevrelerinde karışıyorlar işte. Arkadaşlar şurada bir ufak bir karışma oldu. Onu yakalayabildim size. Oo, şurası güzel olmuş abi bak. Üç parça mı desem? Evet. Abi çok ayrı bir keyif ya. Ben aynen, inanın ben çok içinde değilim bu camianın ama ben bile keyif alıyorum. Yani oturup şuna baktığın zaman çok güzel yani, güzel bir ambiyans. Maşallah evet, abi şuna evet, bak şuna bak. Çok güzel ya gerçekten. Yani bilmiyorum, Maraş'ta, Urfa'da, Antep'te böyle bir karı Osmaniye olsun vardır ama bu derecede ben inanmıyorum abi. İskenderun karışması bir başkadır.
Ya arkadaşlar, her yerde gezen bir kuş bölüğü var. Bakar mısınız? Çok güzel ya. Bak şunda dans ediyor abi birileri bak. Deminden beri karışmak istiyor, karışamıyorlar bak. Şu ikili var ya, karşıdaki ikili. Saat 15 dakika olmuş. Yani 1,5 saat bu kuşlar havada gelmez abi. 1,5 saat. Yani şurada bir 15 dakika daha bunlar böyle yüksek uçarlar. Karanlık da çöküyor. Karanlık çöktükçe bunlar da çökme yaşıyorlar ister istemez. Enginleşiyorlar. Tabii ki savaş bitti herkes evine diye bir tabir var. Yavaş yavaş herkes kendi bölgesine doğru akım yapıyor. Bak görüyor musun? Mesela o tarafın kuşu, dumlukların kuşu, o tarafın kuşu. Herkes artık parça parça bölünecek, evine gelecek. Çok güzel bir karışma oldu bugün gerçekten. Havanın güzelliği karışmayı da etkiliyor. Bir şey oldu abi artık hava. Baksana yukarıdan. Kararma yaptığınız sizler de çok zor. Vallahi şu an yarısı geldi. 100 tane kadar geldi. 100 tane de yukarıdan şu an. Tabii o yüzden fazla bu kuş da bekliyoruz inşallah. Bu kuşlar içinde de var 2-3 tane. Bir tane mor var. Gözde görünen. Boyasız. Kırmızı melike var. Yukarıdan gelen kuşlardan şu an bilemiyoruz ne var ne yok. Herkes evine yavaş yavaş dağılıyor. Bak 5-10 tane birden şu an. Bu kuş da bölme sözcüğü değil mi abi? Evet. Herkesin kuşu 3-5-3-5 falan. Bak o tarafa bölündü, bölünecek. Bir parça burada var. Hı-hı. Alt takviyemizi de bırakalım bu arada, güçlenelim. Elli tane de alt takviyemiz var. Oldu 250. Ya bu mesela alt takviye olayı niye yapıyorlar? Ona ilgi verir misin biraz? Abi hem daha kuş kalabalık oluyor. Biraz daha kuşu şey yapıyor hani. Canlandırıyor mu abi? Evet, canlandırıyor. Ne kadar kalabalık olursa yabancı kuşun kuştan çıkması biraz daha zorlaşıyor. Bundan sonrası bize ait. Kuşlarımız bayağı bir kuş getirdi. Ezanımız okundu abi. Ondan evet, bahsedeyim. Ezanımız okundu bu arada. Artık yavaş yavaş kondurma zamanı değil mi? Yani ezan okundu. Abi kondurma zamanı bir ezan okunduğu zaman kuşlarda bir alışkanlık olmuş. Ezan okundu eve gidelim diye bir tabir var ama şu an bak ezanı duyan gitmek istiyor. Bak bak bak.
Hop, hop, kopacak. Evet, şu an güçlü yüzeye kopamıyorlar. Bugün erittiler Adil abinin dediği gibi geçeki çekimde. Gerçekten buzlarımız eridi. Yani seyretmekten zevk alıyoruz şu an. Abi burada çok bir 30 tane rahat var yani bizim olmayan. Bak, git git. Gidecekler, gitmeye gidecekler yani. Bayağı bir kuş gidecek de ama nasıl gidecek onu da bilemiyorum. Evet, iki tane. Aa! Çok kötü oldu abi. Abi biz... Barış çok kötü bölündük ha. Barış ne oluyor ya? Kuşlar yarısı gitti. Arka taraf geri gelir. Geri gelir mi? En az bir 10 tane yabancı kuş var Kürşat. Belli ediyor zaten boyasızlar. Maşallah çok güzel bir görüntü abi. Evet ya. Daha yeni gelen kuşlarımız var bak öndeki. Evet. Maşallah. Arkadaşlar bu manzaraya istediğiniz kadar para biçin. Evet. Paha biçin ama zor. Evet, daha bir tane daha geldi yeni, çakmaklığımız geldi. Geldi İki de buradan geldi, bak görüyor musun? Aynen, bak, aynen. İki tane de o taraftan geldi. Bir de arkadaşlar kuşlar hızlı uçuyor, yani dönemiyorum. Bu saatte helal olsun abi vallahi, tebrik etmek lazım. Bakıcısına, besleyenine, alana, seçene. Bakar emek mısın? Abi bunlar emek. Bu kuşlar... Manzaraya bakar mısın ya? Bu kuşlar yani 300 kuştan kalan kuşlardı %100. Öyle kolay değil yani bu seviyeye getirmek. Kürşat da onu birden tutar mı diyorsun bugün? Ne diyorsun bu kuşlara? Abi ben bir tane razıyım ya. Hani 10 tane değil de. Ya sıkıntı şu. Götüremem de hediye diye. Başka şehirde veriyorlar da burada alamam. Niye? Hani burada tutsa olur. Uçuramam da. Abi hediyemiz olacak sana. İnşallah ayağın uğurlu gelir. Ama sen kırmızı melikeyi beğendin değil mi? Aynen abi ya. Barış kardeşim de diyor ben çok karanlıkta gitti diyor. Biraz sert çıkacak o kuş. Kolay bir kuşa benzemiyor. O kırmızı mor gibi kuş. Bak demek ki kuş alt takviyeden de alttaki kuşlarda da vardı. Üstten gelenler de abi, duruyor. Abi takviyeler de boyalı değil mi? Evet hepsi boyalı. Hepsi boyalı. Şimdi abi görebiliyor musun peki yabancı kuş içinde? Tabii çünkü kanadın altı boyasız olduğu için hemen göze çarpıyor. Ama gidecek gibi duruyor. Böyle bu saatte kaldığına bak aldanmayın arkadaşlar. Bu saatten sonra 10 tane gittiğini, 15 tane gittiğini gördüm ben. Karanlığa da aldanmayın. Ben dama geldiğim zaman Adil Bey hemen oturur oraya. 15 gün, 20 gün, 1 ay neyse lan bana ait. Bak o tarafa gitti 3 tane. Hop bak. Görüyor musun? 3 tanesi çıktı o tarafın. Kuşlar daha geldi abi. Evet. Arkadan 3 tane daha geldi. Abi çok canlılar maşallah, daha hala yani biraz zorlasak daha uçarlar. Evet arkadaşlar şu an bayağı bir karanlık oldu. Herkes
kurşunu kondurmuştur %100. Çünkü bizimkiler geldi ufak ufak. Biz şu an onu yapamayız çünkü çok kuş var kuşun içinde. Biraz daha bekleyeceğiz, bakalım ne olacak. Adil abi diyordu her zaman seni tecrübene güveniyorum diyordu. İnşallah bugün güzel bir şeyler olacak. Orada arkadaşlar manzaramız bu. Evet, İskenderun manzarası. Bizim de konu olabilir. Hangisi? Gördün mü kara geçmiş. Abi mor duruyor mu hala, başka neler var? Abi mor duruyor, göv keşmir duruyor. Göv gümüş kuyruk. Denemek istiyor musun Barış? Yok, sen de artık bundan sonra. Al abi. Güzel lefe girdi mi bırak. Bakalım. Bir deneme yapalım mı Kürşat, ne diyorsun? Köpekçim abi. Evet. Vallahi ben heyecanla bekliyorum. Bir tansiyon ölçelim diyelim böyle. Kondurma değil de bir tansiyon ölçelim bakayım kuşların şeyi ne durumda? Konma şeyi var mı? Biz biraz geriye çıkalım mı? Çıkın abi siz biraz geriye. Geriye geliyor. Abi bandın çıkıyor ama olsun ya, bir şey olmaz. Çıksın, bir şey değil. Olmadı. Kaldıralım mı? Arkadaşlar 10 taneden kala kala bir tane kaldı. Helal olsun, yiğit kuşlarmış. Evine gittiler. Sıkıntı yok. Önemli olan bu zevki tattık. Güzel bir karışma izledik ama daha ümidimiz kesmedik. Şöyle kendimi göstermeyeyim bir. Yürüyor mu hala? Evet, kuştu abi. Bu saatten sonra gideceğini zannetmiyorum. Gitseydi zaten giderdi. Dur bakayım ne olacak şimdi. Kalabalık kuş mecbur böyle inmek zorunda. Barış, o boyalıdan mı bir tane var acaba? Dur. Dur. Bir tane mor kondu. Evet abi. Nerede? Şu değil mi? Tamam. Işığı kapat. Kapat ışığı sen. Ben bunu kümese keseyim. Barış, hangisini açalım?
Aynen öyle abi. Daha ışığa taktım dur abi. Gelin böyle. Anlat abi. Yakaladık tarafı. Abi. Artık mor diyoruz buna. Posta değil herhalde, değil mi? Yok. Mor. Ayağında boncuğu da var. Boyalı mı abi kanadı? Yok. Boyalı değil abi. Kanadı boyasız. İyi araştırdı bizi ama ben bunun konacağını zaten tahmin etmiştim ya. Çünkü senin gözün Keşmir'deydi herhalde. Abi onlar, ben yiğit kuşlara hastayım. Bu da zorladı, gitti geldi ama. Artık yuvaya girdi ama. Aynen, direkt yuvaya girdi. Barış kardeşim, bunu artık hapishaneye atarsın. Kafesin içine koyalım. Kürşat kardeşimi hediye ederiz. Ne yapacağız? Sahibi çıkmazsa. Tutsan ne yapacağım abi? Ya artık sen de birine hediye edersin, bir şeyler yaparsın. Sağ olasın. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Adil Aslan'ın damına geldik. Çok güzel karışmayız dedik. Barış abimiz sağ olsun bizle ilgilendi. Çayımızı, kahvemizi yaptı. Garip abinin güzel sunumuyla, güzel yakalamasıyla güzel bir ampaya sakaladık. Evet, Kürşat Bey'in güzel çekimiyle inşallah güzel bir çekim oldu. Gerçekten güzel bir karışma oldu. Umarım siz de beğenmişsiniz arkadaşlar. Eğer Adil Aslan'ın damında yine Garip abiyle bir karışma gelsin derseniz, Garip abi 4'üne kadar burada. Buradayım. Bizimle beraber bir daha gelip bir daha biliriz. En Barış abi de bu sefer hazırlıklı olur. Hazırlıklı oluruz ve güzel de bir karışma izlediğinizi tahmin ediyoruz. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Bu tarz videolar gelsin istiyorsanız arkadaşlar, lütfen kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Bunu söylemek zorundayım. Son olarak abi neler söylemek istersin? Abi, bütün kuşçu cemaat olarak sana desteklerini sağ ol abi bekliyoruz. Allah razı olsun. Abone olmayı, mesaj yazmayı unutmuyoruz bu arada. Evet. Kürşat genç kardeşime destek olalım. O bizim için çalışıyor. Biz de onun için çalışalım. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Ellerine, emeğine sağlık. 3 saattir burada çekim yapıyor. Aynen. Gerçekten bunu kolay değil, evet. Gören anlar. Anlıyormuş. Aynen kardeşim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Şurada çok güzel manzarasıdır.